Değerli başkanlarım, çok kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, bize şerefler verdiniz. Bu Halilye ilçemizin seçim bürosunun açılışı aslında değil. Bu seçim bürosu haksızlığa, adaletsizliğe, yandaşlığa, zulme karşı baş kaldırışın bürosunun açılışıdır. Bravo. Değerli kardeşlerim, az önce de belirttiğim gibi bu bir seçim bürosu açısından ziyade haksızlığa, yandaşlığa, talana ve liyakatsizliğe artık anı temel bürosunun açılışıdır. Çünkü sen öldü dedikleri Kırat Tuttu, Şanlıurfa'nın ilçeleri olan Ceylanpınar, Harlan, Akçakale, Eyyubiye, Karaköprü ve Haliliye'de olduğu gibi tüm Türkiye'de sinsi plan ve hakikatlara karşı dindik, ayakta durarak Kırat'ı şahlandırmıştır. Bu şahlanış tüm korku oluşturuklara rağmen dün olduğu gibi bugün de hiçbir şahsi menfaat beklentisi içerisinde olmadan, geçmiş ve gelecek hesabı yapmadan, fedakarca siyasi oyununu ortaya koyarak bu büyük ve şerefli davanın bir ferdi olmanın idraki içerisinde yarınlara taşınması adına ve muhat protokollerinde yer alma cesaret ve yürekliğini gösteren başta da muhat parti genel başkanımız Sayın Gültekin Uysal'ın onurlu görüşü ve yönetiminde genel alan dava arkadaşlarımız ile birlikte siz dava arkadaşların cesur yüreklerinizle yapılan tüm baskıların önünde vav gibi eğilmeyerek elif gibi dik duruşun eseridir. Çünkü bizler rahmetle yad edildiklerimiz demokrasi şehrimiz olan Menderes'i kendisine devletine vakf etmiş gerçek devlet adamı olan Demirel'i ve halkın kahramanı ve adamı olan Özal'ın yolunda ve çizgisinde sapmadan halkımızın, ülkemizin ve memleketimizin davalarını benimseyen bir misyonun varisleri ve neferleriyiz. Bu davanda siyasi tarihine bağlı olmak ve siyasi tarihin manevi dünyasında yer almak için gayret sarf etmek bir imanın ve inancın aykırısıdır. Ayrıca ülkemizin ve ilimizin mevcut duruma düşmemesine seyirci kalmayarak avazı yettiği kadar da aykırısıdır. Değerli arkadaşlar, bizler Demokrat Parti kadroları olarak daima ülkemizin ve halkımızın hizmetinde olmalı. Milletimizin bize karşı teveccühü gösterip bize vereceği destek ile ülkemize ve siz halkımızın hizmetkarı olmaya her daim devam edeceğiz. Sözlerimi Hazreti Süleyman döneminde yaşanmış fakat bugün hala yaşadığımız bir misal ile devam etmek istiyorum. Günün birinde güvercinin biri Hazreti Süleyman'a gelir. Ve Hazreti Süleyman'a der ki, ya Süleyman, ben senin dervişinden şikayetçiyim. Hazreti Süleyman ise der ki, benim dervişim sana ne yaptı da ki şikayetçisin? Güvercin der ki, ya Süleyman, senin dervişin benim kanadımı kırdı. Hazreti Süleyman dervişe hücura çağırır. Dervişe sorar, ey derviş sen bu güvercinin kanadını niçin kırdın? Dervişe der ki, ya Süleyman, ben avcıyım.
Güvercin oradan tuttuğunu görünce anlayacaktım. Bak bu uçmadı. Ben de elimle yakalamak isterim. Bakın, elimde çöpümün cartına tutuldu. Hazır Süleyman, duracaya dönerek der ki, ya suçlenin, sen kaçmamışsın. Adam avcıyım diyor, sen avcıyı görece uçmamışsın. Güvercin der ki, ey Süleyman, bu adamın üzerinde hırka vardı. Sarık vardı, bu adam derviş idi. Çünkü dervişlerin yüreğinde merhamet olur, Allah korkusu olur. Ondan dolayı ben uçmadım, bana zarar vereceğini hiç düşünmedim. Ve Hazreti Süleyman, dervişe dönerek, ey derviş sen kabahatlısın, sen suç işlemişsin. Güvercin doğru söylüyor, dervişler Allah'tan korkar. Onların yüreğinde merhamet vardır. Ceza olarak Hazreti Süleyman kısasa kısas der. Güvercin hemen oradan atılır. Ya Süleyman, ben onun kolunun kırılmasını istemem. Neden diye sorar güvercine, davadan vaz mı geçtin? Hayır ya Süleyman, bu adamın kolunu kırıldığın zaman yarın öbür gün tekrar onu düzelir. Başka güvercinlerin, başka kuşların kanadını kırardı. Siz en iyisi mi? Bunun üzerindeki sarığı, cübbeyi çıkarın da diğer yaratıklar, diğer kuşlar, güvercinler bunun avcı olduğunu bilsinler. Devriş kılığında avcılık yapmasın diye. Ve Hazreti Süleyman kararı onun üzerindeki derviş elbisesini ve sarığını çıkararak avcı kılığını giydirir. Biz de diyoruz ki şu an yaşadığımız derviş kılıklı avcılardan bizi kurtarmak için sizin oylarınıza ihtiyacımız var. Eğer devriş kırıklı avcılardan kurtulmak istiyorsanız Demokrat Parti'nin adamı olan Kıraat'ın böğrüne mühürü basınız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin sevgiyle selamlıyorum.